Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Uzun bir süre sonra tekrar meyveli bir nargile yapacağız. Şöyle aldıklarımdan bahsedeyim. 17,5 kilo kadar bir karpuz buldum. Onu aldım. 3 tane orta boy ananas aldım. Bunu 3 farklı lülü olarak kullanacağım. Bunlar dışında yine kürdanım, bıçağım vesaire var. Pipetlerimiz var. Kalın pipetlerden buldum. Bunlar yeni gelmiş Migros'a, alabilirsiniz. Bayağı bir iş görüyor. Tütün olarak arjelini ve alfakülü kullanacağım. Purple Lagunt, Blue Lagunt ve Yaban Mersini Nane olarak kullanıyorum. Ve lüle başlıklarım var. Evet, önce ananasların başlarını keseceğiz. Üst kısımlarını atmayın, bunları tekrar süslerken kullanacağız. O yüzden lazım olacak bize onlar. Evet, ananasların üst kısımlarını aldık. Bunları şimdi oyup lüle haline getireceğiz. Ananaslarımızın içini oyuyoruz. Çok fazla açıktan almayın. Biraz şurası kalın olması gerekiyor. Çünkü ısıdan dolayı kendini salabilir. Zaten lüle başlığı kullanacağınız zaman lüle başlığına göre iz yapıp kesseniz daha iyi olur. Ben öyle yapacağım şimdi. Evet, ananasların hepsini oyduk. Arkadaşlar, ananasları oyduktan sonra içine kağıt havlu yerleştirin ki içindeki suyu alsın. Çünkü çok fazla sulu olması da iyi değil. Tütünü ıslatacak, nargileden çok fazla keyif alamayabilirsiniz. Şöyle bir alayım. Şöyle oydum, göstereyim içlerini. Şimdi bunların içindeki deliği açacağım. Evet arkadaşlar, hepsinin ortasını deldik. Şöyle göstereyim. Bunların da içini bir kuruyorum hızlıca. Daha sonra bunlara şimdi diğer videolarda yaptığımız gibi tütünün aşağı düşmemesi için kürdan sıralayacağız. Bunları da hemen hızlıca yapalım. Evet arkadaşlar, kürdanları yerleştirdik. Bunu zaten diğer videolarda bolca yaptık. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi burada yapacağımız olay ananası alt tarafından çok az bir iz bırakıp şuradan fazlalayacağız. Yani burada yuvarlak bir diş yapacağız. Bu dişi de karpuzda ona göre bir yer açıp oraya takacağız. Arkadaşlar, çok derine dalmadan, yani çünkü şu an yapacağımız olay çok hassas bir olay olacak. Çok derine dalmadan şu hemen hemen, nasıl diyeyim size, bir 3-3,5 santim kadar yukarıdan önce bir yer açıyoruz. Daha sonra bu açtığınız yeri şu aşağıdan yukarı doğru keserek şurayı inceltiyorsunuz. Yani burada bir diş yapacağız biz. Amacımız o. Evet arkadaşlar, kesme işlemimiz bitti. Bahsettiğim olay şuydu. Şöyle bir diş yapacağız. Bu dişi de karpuzumuza yerleştireceğiz. Buna göre bir delik açacağız karpuzda. Onun için şimdi karpuzumuzu alalım. Şöyle bir karpuz. Şimdi bir kalemle ben hiza alacağım. O hizadan biraz daha dar bir şekilde keserseniz tam oturur. Şimdi bir ananasımız böyle. Biri tam şöyle. Diğeri de bu uçta olacak. Böyle bir görüntümüz olacak. Bu tıpkı şeylere benzeyecek. Şu tank şeklinde satılan cam nargileler var. O mantıkla çalışmış olacak. Evet arkadaşlar, ben şu şekilde 3 tane yerimi belirledim. Şimdi buralardan delikleri açıp karpuzun içini yeterli şekilde boşaltacağım. Ondan sonra işlemlere devam edeceğiz.
Evet, şöyle delikleri açıp daha sonra bir kaşık ve kap bulundurun yanınızda. Bununla içini oyacağız. Diğerleri için de aynı şekilde yapacağım. Şimdi diğer kısımları da yapayım. Evet arkadaşlar, korktuğum oldu. Üçüncü deliği açarken şöyle göstereyim. Şurada bir patlama oldu. Ama sıkıntı değil. Deliği, ortadaki deliğe doğru, bilmiyorum görünüyor mu ama ortadaki deliğe doğru çapraz bir şekilde getirdim. Yani şu kısmı ellemiyorum hiçbir şekilde. O yüzden bu bana çok sorun olmayacak. Ben yine de 2-3 tane çöp şiş sapladım. Daha fazla açılmasa en azından belki tutar diye. Onun dışında bir sıkıntı yok. Çıkardığımız karpuz içlerini de eziyoruz. Bunun suyunu kullanacağız çünkü içinde daha iyi olacağına inanıyorum. Yani karpuza dikkat edin. Benim başıma geldi, geç bile kaldı. Bekliyordum zaten böyle bir şey olur. Çok büyük karpuz. Her an böyle bildiğiniz patlamaya hazır bir şekilde duruyordu. Bakalım olacak gibi, bir sıkıntı yok şimdilik. Evet arkadaşlar, oyma işlemimiz bitti. Şu şekilde göstereyim, içini boşalttık. Çıkan karpuzu da ezip suyunu aldık. Bunu nargilemizde kullanacağız. Ama şöyle bir şey var. Saf karpuz suyu kullanmayın çünkü bunu siz çektiğiniz zaman köpürmesi daha fazla oluyor. O yüzden buna 1/3 oranında da su eklerseniz en azından köpürme olayından kurtulmuş olursunuz. Şöyle ekliyorum. Evet. Kıvamını biraz daha düşürmüş olduk. Şimdi bunu nargilemizi dolduruyoruz. Evet, ananasları kuruladım. Karpuzun da ağız kısmını kuruladım. Bunu da mutlaka yapın. Şimdi pipetleri takacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle, bu arada aldığım pipet bu. Migros'ta satılıyor. İlk defa gördüm bunu. Epey bir kalın ve güzel bir pipet. Şöyle yakından göstereyim. Bu sefer tek pipet yerine 3 pipet kullanacağım. Çünkü o deliğe tam şu şekilde üçlü yaptığınız zaman tam denk geliyor. Ben de bu şekilde kullanacağım. Karpuzuma göre ölçtüm. Şu kıvrım yerinden kesmem işimi görüyor. Evet, bu şekilde pipet işlemimizi de bitirmiş oluyoruz. Birbirlerinin hepsini taktık. Ananasları daha doğrusu. Şimdi bunları kürdanla sabitleyeceğiz. Çünkü oynayabiliyor bazıları. Biz garantiye alalım. Şunları sabitlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ben kürdanlarımı da sapladım. Şu an hepsi sabit. Hava alacak olan yerlerden de ufak tefek yerler gördüm. Açık oraları da şöyle kağıt havludan sıkıştırdım. Şimdi bunu yan tarafa alayım. Tütünlerimi açacağım çünkü. İlk önce kullanacağım Arjelin Blue Legend aroması. Ben buna çok az da nane ekleyeceğim. Daha sonra peçeteyi çıkarıyorum. Ve her zamanki gibi serpiştirerek tütünümü dolduruyorum. İlk lüleyi doldurduk. Şimdi ikincisini kullanacağız. Bu sefer yine Arjelin'i Purple Lagoon kullanacağız. Bunu da tadım testi kanalımızda var. Bakabilirsiniz. Yine serpiştirerek lüleyimi dolduruyorum. İlk iki lülemizi doldurduk. Şimdi üçüncü lülemizi dolduracağız. Bunda da yaban mersini kullanacağım.
Bunun da tadım testi dediğim gibi diğer videolarda mevcut. Bu arada çatlayan kısım, ben doldurdum orayı. Şu an için bir sıkıntı yok. Tekrar serpiştirerek dolduruyorum. Tünleri doldurdum. Şimdi ben bunlara tekrar bir hava deliği açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi malkuçumuz için bir delik açacağız. Bunu da şöyle yapın. Şu kısımlardan açmayın. Yine yukarıdan açın çünkü su var, tehlikeli olabilir. Geri dönüş yok. Boşuna uğraşmış olursunuz. Ben o yüzden şuradan, hatta direkt şuradan bir narpuş deliği açacağım. Korkarak açıyorum. O yüzden önce biraz bir deliyim diyorum. Ondan sonra genişleteceğim bunu. Malum patlıyor. Evet arkadaşlar, nargilemizi de biraz da süsledik. Köz olarak da kenardakilere 4'er tane, ortadakine de 5 tane koydum. Çünkü ananasta biraz az geliyor. 3 tane köz kullanmayın, duman alamayabilirsiniz. Ben şöyle bir nefes alayım. Henüz başladıyız bu arada. Daha yeri yeri açmaya başlıyorum. Evet. Anlattığımız gibi siz de deneyebilirsiniz. Karpuza dikkat edin, bizdeki gibi çatlamasın. Onu keserken dikkatli olun. Onun dışında herhangi püf noktası yok. Sadece ananasları işte bir yuva yapmanız gerekiyor alt kısmına. Yaptığınız nargileleri de yine Instagram sayfasında paylaşırız. Bize mesaj olarak atmaya devam edin onları. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bekliyoruz sorularınızı veya yapmamızı istediğiniz başka nargileler varsa. Bunu da denemiş olduk. Bu da şöyle bir arşivimizde dursun. Ben şöyle bir nefes daha alayım. Dediğim gibi arkadaşlar, büyük bir karpuz bulmaya dikkat edin. Ben 3 ananas yaptım. Siz bunu daha farklı yolda da isterseniz 1 tane, isterseniz 2 tane, 4 tane, 5 tane artık bulduğunuz malzemeye göre yapabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gelebilirim.